Değerli konuklar, MÜSİAD'ımız küresel bir işbirliği ve sermaye platformu olduğu kadar gücünü zengin medeniyetimizden, sizlerden, Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketidir. Enerji Bakanlığı'nda elektrik üretim AŞ adına biz 104 yıl boyunca ülkede elektrik üretiliyor ama ilk jeneratörü ürettik bu dönemde. Türkiye'nin elektrik üreten ilk jeneratörünü bu kardeşinizin döneminde elhamdülillah başardık. Hükümetinizin bu konuda Türkiye Yüzyılı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı da malum lansmanı yapıldı. Buradaki temel başlıklar paylaşıldı. Bu başlıkların ben göz ardı edilmemesi, dikkatle takip edilmesi ve önemsenmesi gerektiğini bilhassa altını çizmek istiyorum. Biz nüfusu olan ama nüfusu da olmasını arzu ettiğimiz halde nüfusu olmayan bir ülkeydik. Gündemini kendisi değil, gündemi belirlenen bir ülkeydik. Ama şimdi dünya gündemini belirleyen, bu konularda tabiri yerindeyse mastermind'lik yapan, akıldanelik yapan bir ülke konumuna geldik. Ama gerçekten bir lider diplomasisi sayesinde burada olunması gereken yerde olundu. Her iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkelerdir denildi ve bu konuda belki de tarihin en doğru kararlarından birisi daha verilmiş oldu. Ve böylelikle şu anda elde etmiş olduğumuz gıda krizi de dahil olmak üzere, esirlerin takası da dahil olmak üzere, hatta bunların bir masanın etrafında oturtulabilme ihtimalleri de dahil olmak üzere pek çok ihtimali artık gündemimize alır hale geldik. Niye? Çünkü o gün bu cümleyi sarf ettiğimiz için. Ve ondan dolayıdır ki insanlar sadece tahıl koridoru zannediyor. Değerli arkadaşlar, o koridordan bugün itibariyle geçen gemi sayısı 670. 670 geminin taşıdığı da 18,5 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri. Hayır, o koridor sadece tahıl koridoru olmadı. Aynı zamanda dünyanın şöyle bir rahatlamasına vesile olan bir güvenlik koridoru haline geldi. Bir barış koridoru olabileceğinin işaretlerini verdi. Dolayısıyla bu koridorun açılmasını sağlayan, BM'yi de yanına alarak masanın etrafında tarafları bir araya getiren ülkenin adı Türkiye. İsveç, malum kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hem de bizim büyükelçiliğimizin önünde yakılmasına göz yuman, hainleri, hainlere göz yuman ve hainlerin bu cesaretlerini adeta artıran bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizim de kendi konumuz var. Aslında tarım ve orman tam da bu Türkiye yüzyılının ana eksenini oluşturuyor. Çünkü pandemide gördük ki teknolojimiz var bir işe yaramadı. Paramız var satın alamadık. Varsa da yoksa da gıda dedik. Ve gıda için adeta ülkeler yasak koyma konusunda birbirleriyle yarıştılar. Çin, Rusya ihracat yasağı getirdi. Şu anda bile Almanya'da hayvan ihracatı yasak, et ihracatı yasak. Pek çok ürünün yasak olduğunu görüyoruz. Bunlar çok rahatlıkla üretebildikleri ürünleri dahi ihraç etmiyorlar. Ama Türkiye'de hamdolsun 20 yıldan beri aldığımız tedbirler sayesinde hem içerideki 85 milyon vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz, hem de ülkemizi güvenli liman olarak gelen, gören sığınmacılara karşı müşfik davranıyoruz. Yetmedi, 52 milyon turiste ev sahipliği yaptık, onlara ağırladık. O da yetmedi, 30 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunu yapan
bu ülkenin eli öpülesi üreticileri. Tabii ki Adana'mız bu konularda başı çeken ve tarımın başkenti olarak adlandırdığımız şehrimiz. Tekrar 24. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün kardeşlerime, iş insanlarımıza da hayırlı, bereketli, kazançları bol bir ömür diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımıza konuşmak.